Merhaba sevgili öğrenciler. 4. sınıf uzunluk ölçüleri konusuyla sizlerle birlikteyim. Uzunluk ölçülerini sizlere anlatmadan önce küçük açıklamalarım var. Onları okumak istiyorum. Daha sonra alıştırmalarla ve problemlerle konuyu pekiştirmeye çalışacağız. Uzunluk ölçüsü birimimiz metredir. Bunu zaten önceki sınıflardan biliyorsunuz ve küçük m harfiyle gösterilir. Uzak mesafeler kilometre ile ölçülür ve küçük km harfleriyle gösterilir. Kilometre metre'nin bin katıdır. Bunu daha sonra alıştırmalarda sizlere açıklayacağım. Küçük uzunluklar santimetre ile gösterilir ve küçük cm harfleriyle ifade edilir. Örneğin bir kalem'in boyu santimetre ile ölçülür. Santimetre metre'nin yüze bölünmüş halidir. Yani yüz parçaya ayrılmış şeklidir. Küçük bir uzunluktur. Daha da küçük olan çok küçük uzunluklar da milimetre ile ölçülür ve iki tane küçük M harfleri gösterilir. Şimdi bir merdiven basamağımız var. Bu merdiven basamağı ne işe yarayacak? Şimdi sizlere açıklayacağım. Bu bize dönüşümlerde yani metre olarak verilen bir uzunluğu santimetreye çevirirken santimetre olarak verilen bir uzunluğu milimetreye çevirmek ya da metreyi kilometreye çevirmek gibi dönüşümleri yaparken bizim işimize yarayacak. Neden peki aralarda boşluklar var? Aralarda da aslında uzunluklar var ama bunlar 4. sınıfta öğretilmediği için sizlere daha büyük sınıflarda öğretileceği için ben aradaki uzunlukları kafanızı karıştırmamak için yazmadım. Bunu daha büyük sınıflarda öğreneceksiniz. Merdivenimizin tam ortasında metreyi görüyorsunuz bakın sevgili öğrenciler. En üstte ise kilometreyi görüyorsunuz. Çünkü daha e, kilometre en büyük uzunluktur. O yüzden en üste kilometreyi yazdık. Daha küçük uzunluklar ise merdivenin alt basamaklarında yer almışlar. En altta milimetre var. Peki nasıl olacak bu? Her uzunluğun arası birbirinin ne kadarı? Kaç katı? Onu söyleyeyim. Mesela milimetreden santimetreye çıkarken ee, santimetre milimetrenin 10 katıdır. Yani 10 tane milimetreyi bir araya getirirseniz ancak 1 santimetre edersiniz. Santimetreden sonra bir basamak daha çıktığımızda 10 katı daha oluyor. Bir basamak daha çıktığımızda 100 katı oluyor. Yani santimetrenin 100 katı metre oluyor. Metrenin de 10, 100, 1000 katı kilometre olarak söyleniyor. Yani kilometre metrenin 1000 katı oluyor. Yani her basamak çıktığımızda 10 ile çarpma yapmış oluyoruz. Yani şöyle daha doğrusu 10 katı oluyor. Metrenin 10 katı, 100 katı, 1000 katı. En üst basamak. Peki nasıl çevireceğiz? Ben bu merdiven basamağından yine başka bir kağıda da yazdım. Az sonra bize e, çevirmelerimizde yardımcı olacak. Hemen alıştırmalarımıza başlayalım. Mesela 1 metreyi santimetreye döndürüyoruz. Bakın metre nerede? Şöyle gösterelim. da gösterelim. Metreden santimetreye gideceğiz. Yani ne yapacağız? Bir basamak, bir basamak daha, iki basamak aşağı doğru inmemiz gerekiyor. Ve aşağı doğru inerken çarpma yapmalıyız. Yukarı doğru çıkarken ise bölme yapacağız. Nasıl yapacağız? Metreyi, bir metreyi 10, 100 ile çarpmamız lazım. Niye? İki tane indim çünkü. Bir basamak, bir basamakta. Bir basamak daha inseydim bu kez 1000 ile çarpardım. Ama ne diyor bana? 1 metre kaç santimetre? 10, 100. Hemen 1'i 100 ile çarptığımız zaman ne eder? 100 santimetre eder. Peki yan tarafa bakalım. 1 santimetre bir de bu dönüşümleri yaparken bize hangi cinsten verildi? Hangi cins soruluyor? Santimetre olarak verilmiş ve milimetreye çevirmemiz istenir. Yani bir basamak aşağı doğru ineceğiz. O zaman 10 katını alacağız. Yani 1 ile 10'u çarptığımız zaman 10 milimetre ediyor. Devam edelim. 18 metre nokta nokta santimetre. Yine metreden Santimetreye doğru aşağı doğru ineceğim. Yani 2 defa adım atacağım. E o zaman ne yapacağım? 10, 100. 100 ile çarpacağım. 18'i 100 ile kısa yoldan nasıl çarparız? 18'i yazarım. Yanına 2 tane 0 koyduğum zaman 100 ile çarpmış oluyorum. Bakın 1800 santimetre oldu. Diğer alıştırmamız kilometreyi metreye çevirmemiz istenmiş. Kilometre en üstte metreye kadar kaç basamak gidecek? Hemen hoplayarak gidelim. 10 100 1000. O zaman ne yapacağız? Eee metreye doğru döndüreceğiz. O zaman 1000 ile çarpmamız gerekiyor. 1000 ile çarpmak için ne yapardık? 3 sıfır koyardık sayımızın yanına. Bakın ne oldu? 1000 metre oldu. Devam edelim. 15 kilometre Kaç metre? Yine kilometreden metreye iniyoruz. Yani 1000 ile çarpıyoruz. 15'i yazıyorum. 3 tane sıfır koyuyorum. 1000 ile çarpmış oldum. 15.000 metre oldu. 28 santimetre kaç milimetre? Yine santimetreden milimetreye bir basamak ineceğim. Yani 10 ile çarpmam lazım. O zaman 28'i yazıyorum. 10 ile çarpmak için ne yapardık? Bir sıfır eklerdik ve 280 milimetre oldu. Devam edelim aşağıda. Bu kez milimetre olarak verilmiş, santimetre istiyorlar. Yani en alttan üste doğru çıkacağız. Üste doğru çıkarken ne yapıyorduk? Bölme yapıyorduk. 70 milimetreyi santimetre olarak yapacağız. Bir basamak çıktığımıza göre 10 ile bölme yapmam gerekiyor. 70'i 10'a nasıl bölerim? Buradaki 0'ı bir tanesini atarım. Ne kalır? 7 cm kalır. Devam edelim. 570 milimetreyi santimetreye döndüreceğim yine. Milimetreden santimetreye yine 10'a bölme yapmam gerekir. Çünkü yukarı doğru gidiyorum. O zaman 570'in 570 sayısını 10'a bölmek için bir sıfırı atarım buradan. 57 santimetre olarak yazarım. Devam edelim. 800 santimetreyi metreye döndüreceğim. Bakın santimetre burada. Ve 2 basamak yukarı gideceğim. Yani 10 ile böleceğim. Sonra bir 10 katı daha 100 ile bölme yapmam gerekir. O zaman 800'ü 100'e nasıl bölerdik? Kolay yoldan matematikten hatırlarsanız. Yani bölme, tarafla, bölme konusundan hatırlarsanız. 2 sıfır atmamız gerekir bu kez. O zaman ne kaldı? 8 metre kaldı. Santimetreyi yine metreye döndürüyoruz. Yine 100'e bölüyoruz. O zaman ne oluyor? Ha 2 0'ı silmeyi unuttum. 73 metre oluyor. Peki bu kez milimetreyi metreye döndüreceğiz. Bakın milimetre ve metre. Milimetre burada, metre ta ortada. Kaç basamak çıkacağım? 10 katı e, 10'a bölmem gerekir. Bir basamak daha atlarsam 100, 1000. O zaman 1000'e bölmeliyim. Milimetreyi metreye çevirirken bölme 1000'e bölmeliyim. 1000'e bölmek için ne yapardık? 3 sıfır atardık. İşte 38 metre oldu. Bu kez uzunluğumuz hem metre hem santimetre olarak verilmiş ve bunu santimetreye çevirmemiz istenmiş. 4 metre bakın metre santimetreye dönmek için ne yapardık? 100 ile çarpardık. 4 ile 100'ü çarptığımız zaman 400 eder. Bir de 43 var burada. O zaman şu ikisini birleştirsem 443 santimetre olur. Devam edelim. 7 metre 16 santimetre. 7 metre 700 santimetre demek. 16 da burada var. 716 santimetre oldu. Devam edelim. 3 kilometre 418 metre. Bu sefer kilometreden metreye doğru iniyoruz. 3 basamak indiğimize göre 1000 ile çarpıyoruz. 3 kilometre 3000 metre yapıyor. 418 de burada var. O zaman ne olur? Zaten ikisini birleştirirseniz bakın sevgili öğrenciler. 3418 olacak. 3000 bir de 418'imiz var. 3418 metre yapıyor. Şöyle ekranımızı biraz daha büyütürsek daha iyi olabilir. Evet. 17 kilometre 6 metre. Şimdi kilometreden metreye iniyoruz. 17 kilometreyi Metreye çevirirsek 1000 ile çarparım. 17000. Bir de 6 metre var. 17000 6 metre. Yani 17000 Yani 6'yı hemen buraya yazmıyorum. Ne yapıyorum? 0 0 6 17000 6 metre oldu. Devam ediyorum. Bu kez santimetre ve milimetre olan uzunluğu milimetreye döndüreceğim. Hemen bakıyorum. E, santimetreden milimetre. 3 santimetre milimetreye döndürülürse ne yapar? 30 eder. 7 de burada var. 37 milimetre oluyor o zaman. Şöyle yazıyorum. 37 milimetre olarak çeviriyorum. 94 milimetre santimetre ve milimetre olarak dönecek. Şimdi burada dikkat edin sevgili öğrenciler. 94 milimetreyi santimetreye döndüreceğim. Yani burada 10'a bölmem gerekir. Ama böldüğüm zaman tam olarak bölemiyorum. Ne yapacağım? Bir kısmını santimetre bir kısmını milimetre. Burada size şunu göstereyim. Basit bir yol göstereyim. 94 milimetre verdiğinde biz 10 ile bölme yapmak yaparken ne yapardık? Sonda 0 varsa 0'ı silerdik. Ama burada 0 yok. O zaman 94'ü silmeyeceğiz. 4'ünü ne yapacağız? Şuradan bir tane ayıracağız. Burası santimetre olacak. Kalanlar da milimetre olacak. Bakın ne oldu? 9 tane e, santimetreye çevireceğim tabii ki bunu. Nasıl çevireceğim? Tabii ki değerini yazacağım. Yani 94 milimetre. e, ona böldüğümüz zaman şu 4'ü şuraya ayıralım. 4 milimetre. ne yapıyor? 9 da burada kaldı. 9 santimetre ve 4 milimetre oldu. Yani bu şekilde ayırmış oldum. Yani burada 0 olduğunda 0'ı silebiliyoruz ama e, rakam olduğunda 0'dan farklı rakamlar olduğunda sayma sayılar olduğunda silmiyoruz. Şöyle ayırıyoruz bir basamak. Bunu milimetrelere gönderiyoruz. Buradakini de santimetrelere gönderiyoruz. Ne oldu? 9 santimetre ve 4 milimetre oldu. Santimetreyi metre ve santimetre olarak yazmamız isteniyor. Ne yapıyoruz? Bu kez yüze bölmemiz gerekiyordu. Ama yüze bölerken sıfırlar olduğunda kolaydı. Sıfırları siliyorduk. Rakamlar olduğunda ise 2 sıfır siliyorduk normalde. O zaman iki tane rakamı ayırırım ben. Bakın ne kaldı? 6 metre kaldı. 83 santimetre de buraya oldu. Evet sıfır olmadığı zaman sevgili çocuklar buradan üstünü çizmiyoruz. İki rakamı ayırıyoruz. Buradaki tarafı metreye diğer tarafı santimetreye gönderiyoruz. Yine aynısı 1896 santimetre ne yapacağız? Metreye döndüreceğiz ve santimetre kalanları da santimetre olarak yazacağız. Metreye döndürmek için ne yapardık? 100'e bölerdik. Ama sıfırlar olmadığı için yine 2 rakam. 2 tane sıfır ol, olsaydı 2 sıfırı silerdim. Ama 2 sıfır olmadığı için 2 rakamı silmiyorum. tabii ki ayırıyorum. Burası metreler oldu. 18 metre. Burası da santimetreler kaldı. 18 metre 96 santimetre oldu. Şimdi geldik problemlerimize. Terzi 8 metre uzunluğundaki kumaşın 275 santimetresini kullanmış. Geriye kaç santimetre kumaş kalmış? 8 metreyi ben ilk önce santimetreye döndürmem lazım. Metreyi santimetreye döndürürken ne yapıyordum? 100 ile çarpıyordum. 8 ile 100'ü çarptığım zaman 800 ediyor. 275'i kullanmış. Çıkarıyorum. Evet kolay bir problem. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Yok. Diğerinden buraya verdik. Buraya verdik. Burası 10. Burası 9. 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. Burada kaldı. 7. 7'den 2 çıktı. 5. Demek ki 525 cm kumaş artmış kalmış. İkinci sorumuz. 6 metre uzunluğundaki bir kablonun 2 metre 400 milimetresi kullanılırsa geriye kaç milimetre kablo kalır? Ha, bakın ne diyor? Milimetre olarak istiyor. O zaman ben ne yapmalıyım? 6 metreyi milimetreye döndürmeliyim. Hemen merdivenime bakıyorum. Metreyi milimetreye döndürürken ne yapıyordum? 1 basamak, 2 basamak, 3 basamak, 10, 100, 1000 ile çarpmam lazım. O zaman 6'yı 1000 ile çarparım. 6000 milimetre olur. Ve bunun 2 metre 400 milimetresi kullanılmış. 2 metre demek 1000 ile çarparsam 2000, 400 de burada var. 2400 milimetresi kullanılmış. Çıkarırım. 0, 0, 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6, 5'ten 2 çıktı. 3. 3600 milimetre kablo kalmış. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Her birinin kalınlığı 8 milimetre olan 23 kitap üst üste konulursa Kitapların yüksekliği kaç santimetre kaç milimetre? Bakın sorunun sonuna dikkat edin. Onu birazdan açıklayacağım. 8 milimetre ile 23 kitabı çarpıyorum önce. 23 ile 8'i çarpıyorum. 8 kere 3 24. Elde var 2. 8 kere 2 16. 2 de elde 184. Ne buldum ben? 184 milimetre buldum. Şimdi milimetreyi santimetre ve milimetre olarak ayrı ayrı yazmamızı istemiş. O zaman ne yapacağım ben? Milimetreyi santimetreye döndürürken 10'a bölme yapardım. 10'a böleceğim ama sonunda 0 yok. O zaman ne yapıyorum? Şöyle bir basamak ayırıyorum. Burası santimetre oluyor. Burası milimetre ve yazıyorum. 18 santimetre 4 de burada kaldı. 4 milimetre. Yani bize soruda nasıl isteniyorsa o şekilde çeviriyorum ve o şekilde bırakıyorum. Son sorumuz 30 santimetresi 16 lira olan bir kablonun 2 metre 70 santimetre alan elektrikçi kaç lira öder? Şimdi şunu bu soruyu şöyle yapabiliriz. 2 metre 70 santimetrenin içinde kaç defa 30 var? Yani 30 santimetrelik parçalar kaç tane eder? Onu bulmalıyım. Ben ilk önce bunu santimetreye çevirmeliyim. 2 metre 100 ile çarparım. 200. 70 de burada var. 270 santimetre. Bunu 30'a bölerim. Çünkü 30'ar santimetrelik parçalar halinde alacak. Bakalım kaç parça çıkacak. 2'de 30 yok. 27'de yok. 270'de bulurum. Kolay yoldan bölüyorum. Sıfırları görmüyorum. Bakın ne kaldı? 27'yi 3'e bölüyorum. 27'de 3 kaç defa vardı? 9 defa. Demek ki 30 da 270 içinde 9 defa olur. 9 kere 0 0. 9 kere 3 27. Çıkarıyorum. Demek ki 9 defa 9 parça 30'ar santimetrelik alacak kablo alacak elektrikçi ve her 30 santimetre için 16 lira ödeyeceğine göre 9 ile 16'yı çarparım. 6 kere 9 54 elde var 5 9 kere 1 9 5 de elde 14. Demek ki elektrikçi 144 lira ücret ödeyecek. Sevgili çocuklar bu son sorumuzdu. Siz de evinizde uzunluk ölçüleri Çalışırken bu şekilde merdiven basamağını yaparsanız daha kolay yapacağınızı düşünüyorum. Bir daha söylüyorum. Aşağı doğru inerken çarpıyoruz. Yukarı doğru çıkarken bölme yapıyoruz. Sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum.